Nedir bu döviz işlem kısıtlamaları? Kambiyo rejimi vs. ya arkadaşlar yani. Yabancılara döneceksin. Bir endişeniz olmasın vadesi gelen bütün kredilerinizi ödeyecek. Dolar bazında tabi yurt dışına ihracat yapmak isteyen ya da zaruri malları ithal edenler döviz işlemleri yapabilecekler. Ama yani. Kurumların kendi aralarında Türkiye döviz işlemleri yapmaları yasaklanacak. Bireyler edecekler ki likidite sıkıntısı var. Dolayısıyla bankadaki hesabınız çekemezsiniz. Bankadaki hesabınız bakidir. Devlet güvencesi altındadır ki bu doğrudur ama işte ne bileyim. ADE 5000 dolar, 10.000 dolar nakit çekebilir ya da EFT yapabilirsiniz. Geri kalanını çekmek için bir sonraki ay bekleyeceksiniz hatırlatayım. Bu konuda en son örneklerden Kazakistan ve tabi ki Rusya yaptırımlardan sonra, Rus Merkez Bankası'nın aldığı kararlarda Türkiye'de buna benzer bir şey olacağını zannediyorum ama bütün bunlara rağmen yine peki sermaye kontrolleri konuldu. Dolar Türk Lirası ne olur derseniz size, 16.50 rakamını veririm. Çok basit bir rakamdır çünkü bir itin aşınmanın telif yıl sonu dolar Türk lirası tahminleri ki bizim Merkez Bankası beklenti anketlerinde de öyle çıkıyor. Bana da makul geliyor. Yani işte yani 13.5'tan 14.5'tan geldi. Dolar 16'ya 1 yüzde 10 daha prim yapar ve bunu artık dövizin iz kalmadığı için de geriye istemezsiniz ama. Sermaye işlemlerine sermaye hesabına ya da döviz işlemlerine kısıtlama beraberinde uzun vadede riskler getirir. Tabi yani kardeşim. Millet Çin'den parasını kaçırıyor, Türkiye'den mi kaçırılmayacak? Bir yolunu bulurlar. Ben 1974 yılında rahmetli annemle Almanca mı ilerletmek için, biraz daha gezmek için Almanya'ya gittiğimde ton lastiğin içinde 500 mark vardı inanın veya inanmayın ve gümrükten böyle titreyerek geçtik yakalarlarsa çünkü ağır cezası vardı. Yine böyle günlere döneriz ikincisi. Tabi bize kredi veren yabancılar da keriz değil. Onlar da şöyle düşünür, ya, bu adam kendi vatandaşına böyle bir muameleyi layık gördü. Yarın sıkışırsa benim para modu el koyar. Dolayısıyla Türkiye'den para kaçmaz ama Türkiye'nin ihtiyacı olan dış kredi, yabancı sermaye işte tahvil ihraçlarına katılım azalır ve dolayısıyla yavaş yavaş Türkiye'ye giren tek döviz deresi de kurulmuş olur ve bu da bir süre sonra doları yine yukarı iter nedir peki nereye gider? Bu işin sonu nereye varır? Yerleşik şahsi tahminim yok arkadaşlar. Biz ekonomist enflasyonun 70'ten 100'e mi gideceği 50'ye mi gideceğiz? Tartışırken ben ne inşası etti, hangi modele dayanarak yapayım ama işte Cuma günü standart ünlü bir Dünya Global Yatırım Bankası yaptığı yazdığı son rapor elime geçti sene sonunda dolar Türk Lirası 18'de tahmin ediyorlar. Bu kötü haber ama 2023 yılında sadece 20 olacak. Arkadaşlar. Bu videoları çekiyorum ve genelde de hakkında soruşturma ve dava açılıyor. Yine herhalde pazartesi salı günü polise ve yahut da savcılığa ifade vermeye gideceğiz ama açıkçası alıştık artık pek de umurumda değil. Yani şu beni çok üzüyor. Ben bu piyasayı manipüle etme niyetinde olmayan bir insanım ayrıyeten öyle bir cümle yok. Dolar yükseliyor diye zavallı Atilla Yeşilada'yı suçlu bulun. Hıncını ondan almak biraz küçük oluyor ya biraz küçük oluyor. Yani artık bu öfke ve nefret hissini benden uzaklaştırıp, gerçekten bizi bu hale getirenlere çevirmekte belki fayda olabilir diyorum. Üzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir ricam var biliyorsunuz benim özel kanalım var. Orada ayda 5 liraya abone oluyorsunuz. Ayda en az 2 ve böyle hasta olmadığım dönemler 4 tane video çekiyorum. Hadiceksin orada özel yatırım tavsiyesi filan. Kel ilacı olsa başına sürer mi? Yok hayır. Burada size çok basit elden geldiğince yani hiçbir şekilde ekonomi, finans eğitimi almamış insanlara erişebilmek niyetiyle Fok alt düzeyde anlattığım şeyleri biraz daha detaylarıyla, daha rakamsal tahminlerle anlatıyorum bazı işte. Yani Türkiye'de vatandaşın pek izleyemeyeceğim işte, şimdi emlak depremi geliyor, mu filan gibi konular ve gelişmekte olan ülkeler Türkiye ekonomisi konusundaki videolarımı oraya koyuyorum. Eğer siz bir kurumsal izleyici iseniz ya da ekonomi, finans bilginizi geliştirmek istiyorsanız, oraya da abone olmanızda fayda var dediğim gibi ayda ücreti 5 Türk lirasıdır. Evet sevgili arkadaşlar en kısa zamanda. Yeni bir video ile karşınızda olmak umuduyla söyleyebileceğim tek bir şey kasmayın abi gidin mangal yapın plaja gidin kafayı dağıtın. Çünkü ben koca Mustafa Paşa'da büyürken çok kullandığımız bir deyim vardı. Ölmüş eşek belli eden korkmaz. Türkiye'nin 230 milyar dış finansman bulması anlamına geliyor bunun ne kadar zor ve pahalı bir şey olduğunu size anlatacağım. Dış borç konusunda bir şey daha söyleyeyim. Aslında konuya daha geniş yaklaşık bütün borçların bahsedebilirim. Tüketicinin borçluğu çok yüksek değil ama şirketler acayip borçlu. Tabi düşük kredi faizleri ile borçlanıyor var ama bu kredileri faizleri nasıl yükselince finanse edecekler. Kendileri de bilmiyorlar. Bir de kamunun borcu var, 3 trilyondan 4 trilyona gidiyor galiba bu bile aslında. Oldukça düşük gösterilmiş. Çünkü Merkez Bankası çeşitli yollarla para basıp hazinenin hesabına kaydedilir. Yani bir sabah uyanıyorsunuz. Hesabınızı 100 milyar buluyorsunuz. Bu şekilde emisyon yoluyla para basma yoluyla manipülasyon parasallaşma oluyor. Borç düşük tutuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bütün bunların nedeni nedir? Nasıl bu noktaya geldik? Buraya yazmadım, çünkü sizi üzmek ve kırmak istemiyorum ama bütün bunların nedeni sizsiniz. Çünkü bu ülke kara cehalet ile yönetiliyor. Ekonomi yönetimi diye bir şey yok. Saldım bayıra mevtam kayıra anlayışı var. Ekonominin başındaki sevgiline Batı abimiz çapının adamı değil, dükkan yönetmekte zorluk zorlanır ve onu atayan kişi de ekonomik anısında hiçbir fikre sahip değil. Sayın Erdoğan'ı kastediyorum. Biz bütün bunları gördük ama hiçbir şekilde itiraz etmedik. Milletvekillerimizde konuşmadık, hükümete mektup yazmadık ve açıkçası biz de bu işten yararlandık. Konut aldık, ev aldık, araba aldık. Tabi çoğumuzda aç kaldık. Ama sonuçta arkadaşlar. Ülkenin yönetildiği kara cehalet her türlü akıldan, ekonomik kuramdan, izandan yoksun olan yönetim, bizi bu noktaya kadar getirdim. Bazıları diyorlar ki Sayın Erdoğan geçmişte yaptığı gibi pragmatik bir U dönüşü yapacak. Ekonomi yeniden rayına oturtacak. Hayır, bunu kesinlikle yapmayacak. Daha geçen hafta. Enflasyon yüksek faize neden olur ve yahut da işte enflasyonun çaresi faizle yükseltmektir diyenleri hem vatan haini ile, adı haini hem de cehaletle suçladı. Demek ki bu dünyada 8,5 milyar insan vatan haini bir tek Erdoğan vatansever ve hepimizde cahiliz işte biz ben buna kara inat diyorum. Artık bu noktada eline geçen birçok fırsata rağmen Sayın Erdoğan bu kara inattan vazgeçmiyor olsa bu noktadan sonra da ekonomiyi raydan çıktı önlemler alması imkansız. Açıkçası o zaman biz işin gerçeğine bakalım. Dakika ben de bu arada. Tamam. Yani bazıları diyorlar ki işte daha başka bir deyişle söyleyeyim. Erdoğan artık heterodoks politikalardan yani alışılmamış. Politikalardan vazgeçer seçimlerden önce ortodoks bir takım kararlar mesela Merkez Bankası başkanı değiştir, Hazine Bankası Hazine'nin başına başka bir daha ehil bir şahıs atar, biraz da faizleri artırır. Halkın gönlünü ve itibarını yeniden kazanan böyle bir şey olmayacak. Neden? Çünkü bunları yapmaya kalksanız da akıl almaz ağır bir ekonomik maliyeti var ve orada sandıkta sizi vurur, siyasetten silinirsiniz. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok ciddi bir alerjik krizi ile. Baş etmekle meşgulüm, bu yüzden de biraz videolar gecikiyor. Bu noktadan sonra artık seçime kadar ekonomi yönetimi tamamen hokkabazlık üzerine kurulacak, işte bunlardan bir tanesi KKM ile doğru günü kurtardı. Döviz krizine gidiyorduk. Kalkınmaya sayesinde o döviz krizinin gazını aldık. Bunun karşılığında da hazinenin üstünde çok büyük bir yük bildirdik ve tabii ki oyun her zaman olduğu gibi fakirlerin zenginleri finans etmesi anlamına hey kapitalizmin özelliği var karşım. Bana kızmayın sistemi ben yaratmadım, oyuncuya kızmayın, oyuna kızın. Ama gerçekten çok acı bir durum. Bu sefer de işte bu süper bana çıkartılacaktır. Niye geciktiğini kimse bilmiyor ama muhtemelen o da yaz aylarında gelir. O da bu sefer hazinenin üstünde ödenmeyecek. Bir yükümlülük bildirir. Ama sonuçta koşullar değişmez. KKM döviz kurundaki artışın belki biraz bekledi. Ondan otele de. Ondan sonra yükseliş başladı. Bu sefer de aynı şey olur. Süper bana da belki bir ay bir rahatlık sağlar ama ondan sonra kara cehaletin faturası masaya gelir ve garson başımıza dikilip öde bakalım diye bu yaz aylarında olacak. Bir kez daha başımıza gelecekleri özetleyerek teker teker kalem kalem garson olarak size izah vereyim. Abi işte bu yüzden fatura yükseldi. Enflasyon 3 haneli çıkacak. Finanse edilmesi çok güç bir dış açık ortaya çıktı, cari açık diyoruz buna ne olacak sorusuna cevap arayacağım. Ve en son olarak da Türkiye borç krizine girmez, bazı ülkeler giriyor, yurt dışında biliyorsunuz bize benzeyen bize benzeyen bizim sınıfımızda olan, yani gelişmekte olan ülkeler sınıfında olan. Bazı ülkeler borç krizi yaşıyorlar. Türkiye işte şırıl, Ankara'da, Sri Lanka. Bunlardan bir tanesi, ama bu konuda biraz böyle Google Search'te arayıp bakarsanız Pakistan, Mısır bütün bunlar çok zor durumda. Bir sürü ufak ülke var. Gaga boyudu bondu bakamazlar filan onlara atlıyorum ama sıra bize de gelebilir.